İyi günler, herkese merhaba, iyi hafta sonları. Tabii afet niteliğinde depremlerin yarattığı ağır maddi ve manevi yıkımla, o enkazla uğraşırken tabii aynı zamanda öyle bir noktaya denk geldi ki siyasetin de seçimlere doğru hareketlendiği bir dönemdi. Mecburen siyasal gelişmeler de önem kazanacaktı ama bu kadar büyük ve radikal bir değişiklik olacağını beklemiyorduk gerçekten. Yani her an bir sürpriz olabilir. Türkiye malum sürprizlere her zaman açık ve gebe olan aslında bir ülke, böyle bir toplum. Böyle kritik dönemlerde bu tarz sürprizler olabiliyor. Ama Meral Akşener'in yani bir gün önce yapılmış olan toplantıda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz ifadesinin arkasından daha 24 saat geçmeden böyle bir anlayışın olmadığını açıklayarak altılı masanın oluşturduğu ve yeni bileşenlerin de artık öyle adlandırdığımız Millet İttifakı'ndan ayrılmış olması tabii ki siyasi bakımdan çok önemli bir değişim başlatacak gibi görünüyor. Nasıl bir yöne doğru evrileceğini şimdiden kestirmek mümkün değil. Ama isterseniz önce Meral Akşener'in açıklamalarındaki bazı noktaları vurgulayayım ve o noktalarla ilgili bir dizi soru işareti var. Onlarla ilgili bazı değerlendirmeler yapayım ve ondan sonra da bu meselenin aslında daha genel başka bir meseleye nasıl bağlandığını düşünebiliriz birlikte. Benim kanaatimce burada çok ciddi olarak bir kamuoyunu yanıltma gibi bir durum var. Bu Türk siyasetinin, Türk devlet yönetiminin hatta aslında çok eski bir hastalığı ve şimdi tekrar nüksetmiş durumda ve son derece de akut hale geldi bu mesele. Çünkü kamuoyu bir şeffaflık yeridir, açıklık yeridir. Biz kamu dediğimiz zaman amme eski adıyla herkesin açıkça düşündüğünü söylediği, bilgilendiği, düşüncelerini bu bilgilenmeler ışığında forme ettiği, şekillendirdiği ve iradesini de yurttaş olarak, seçmen olarak bu müzakere sürecinde açık ve şeffaf bir bilgilenme temelinde oluşturabildiği bir durumu anlıyoruz. Buna ne kadar yaklaşılırsa o kadar demokratik bir devlet yönetiminin zemini olabilecek bir kamusal alan oluşabilir diye düşünüyoruz. Bundan uzaklaşıldığı ölçüde yani bu kamusal alanda söz alan aktörler, en başta da siyasi parti mensupları, onların yetkilileri, en başta da tabii onların genel başkanları, tırnak içinde medyanın diliyle liderler, doğruyu söylemezlerse, kamuoyunu yanıltırlarsa bu son derece yanlış olur. Şimdi Meral Akşener'in durumu da bana sorarsanız doğruyu söylememekle malul bir tablo ortaya koyuyor. Yanılıyorsam düzeltme imkanı var hepimizin. Ama yanıldığımı zannetmiyorum. Şimdi şöyle bir gelişme oldu. Altılı Masa bugünkü yeni adıyla son zamanlarda tümüne birden biliyorsunuz ilk başta Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti ve Saadet Partisi'ne Millet İttifakı deniyordu. Sonra diğer üç partinin katılmasıyla buna Altılı Masa denilmeye başlandı. Hatta memleket masası filan gibi isimler de kullanıldı. Ama en son artık bu seçime doğru gidişin belki son hani atletizm tabiriyle son 100 metreye girilmek üzere olduğu bu dönemde işte hepsine birden Millet İttifakı denilmeye başlandı ve o Millet İttifakı'nı oluşturan 6 siyasi partinin genel başkanları bir açıklama yayınladılar. Perşembe akşamıydı yanılmıyorsam. Bu toplantıdan sonra bir açıklama yapıldı ve o açıklamada bir cümle var. O cümle şöyle söylüyor.
28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde ortak 13. Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Bir daha söyleyeyim. 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde ve Cumhurbaşkanı ortak 13. Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Yani Türkçe açısından iki defa ortak kelimesinin kullanımı, sık kullanımı rahatsız etmenin dışında burada bir anlayış birliğinden bahsediliyor. Ortak demek o demek herhalde. Başka bir manası yok. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinde nasıl bir hareket tarzı izlenecekse bu altı siyasi parti tarafından orada bir ortaklaşma olmuş, bir birlik oluşmuş, bir ortak anlayışa varmışlar, öyle diyorlar. Bir de 13. Cumhurbaşkanımız konusunda da bir ortak anlayışa varılmış. Ayrıca işte öteden beri neredeyse bir yıldır bu 13. toplantıydı bu sözünü ettiğimiz açıklamanın yapıldığı açıklama. O toplantıdan sonra o toplantıya kadar daha doğrusu işte güçlendirilmiş parlamenter sistemin önce temel ilkeleri, sonra daha ayrıntılı bir programı ve daha sonra işte bunun nasıl bir geçiş sürecine tabi olarak düşünüldüğü vesaire bunlar üzerinde kamuoyuna da açıklamalar yapıldı. Ve sık sık bu toplantılar devam ettikçe sorulan sorularda işte Cumhurbaşkanı adayı konusu ne olacak? Hani adayınız belli mi vesaire diye. Aday konusunun çok da önemli olmadığı, adayın ikinci planda olduğu. Çünkü aslında hedefin etkili ve bugünkü sistemde olduğu gibi bir cumhurbaşkanı profiline değil, parlamenter sisteme uygun bir cumhurbaşkanı profiline ihtiyaç olduğu, böyle bir şeyin istendiği vesaire böyle açıklamalar yapıldı. Demek ki bunlar üzerinde de bir anlaşma sağlanmış. Buraya kadar gelinmiş. Ve bunu açıklıyorlar şimdi kamuoyuna. Diyorlar ki biz seçimlerde, meclis seçimlerinde ve Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Ne yapılacak sadece? İşte 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yeniden bir araya gelinecek ve nihai açıklama yapılacak. Bu nihai açıklama dan önce de işte Perşembeden Pazartesiye kadar Cuma, Cumartesi, Pazar bugünlerde işte bu partilerin genel başkanları yetkili kurullarını ne yapacaklar? Gene açıklamada kullanılan ifade bilgilendirilecekler. Genel kurullarını bilgilendirecekler. Bilgilendirmek demek yani genel yetkili kurullarına pardon genel kurullarına yetkili kurullarına bu parti liderleri durumu bilgi olarak sunacaklar. Fakat anlıyoruz ki Meral Akşener'in açıklamalarından bunlar doğru değilmiş. Yani ortak bir anlayış bir defa olmamış. Ortak bir anlayış özellikle 13. Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Doğru değilmiş. Bu kamuoyuna yapılan açıklamanın daha üzerinden 24 saat geçmeden bunun doğru olmadığını söyledi Sayın Akşener. Dolayısıyla bu bir defa kamuoyunu acayip bir biçimde yanıltmaktır. Yani madem böyle bir ortak anlayış yok, niçin böyle bir açıklama yapılıp altına imza atılıyor? Bir de çok dikkatimi çeken ifadelerden biri, imzamızın arkasındayız sözü. Demek ki bu şöyle bir şey, imza kağıtta var ama gerçek hayatta bu imzanın bir karşılığı olmayabilir ve nitekim yokmuş. Şimdi biz bunu Türkiye'de çok sık görüyoruz. Yani kağıt üzerindeki şeyler, yapılıp edilenler, yazılıp çizilenler, kağıda yazılanlarla gerçek hayatta karşımıza çıkan durumlar uyuşmayabiliyor. Bu gerçekten ciddi bir rahatsızlık doğuran bir problem. Kamuoyu açısından, demokratik kamuoyu oluşumu açısından rahatsızlık yarattığı gibi devlet yönetiminde de ortaya çıkan bir dizi
rahatsızlığın temel kaynaklarından biri de bu. Yani bir niyetiniz var fakat o niyetinizi açık etmiyorsunuz, başka bir şey söylüyorsunuz. Bu şimdi buna iyi bir örnek. Yani Perşembe günü demişsiniz ki ortak bir aday konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. 24 saat geçmeden diyorsunuz ki böyle bir ortak anlayış yok. Daha önce defalarca sorulmuş. Örneğin şimdi karşı çıkılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündeme geldi mi? Yok, gelmedi. Peki başka bir aday ismi gündeme geldi mi? Gelmedi. Şimdi diyorsunuz ki biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'yla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın isimlerini önerdik, kabul görmedi diyorsunuz. Demek ki daha önce bu isimlerde konuşulmuş. Zaten böyle isimler konuşuldu. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş isimlerinin alternatif adaylar olarak gündeme getirildiği ve İyi Parti'nin Kılıçdaroğlu'na değil, Kılıçdaroğlu dışındaki diğer iki isme daha sıcak baktığı yolunda söylentiler vardı. Bu konuda yazılıp çizilenler vardı. Hatta İyi Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na eleştiri yönelten yetkili isimler ortaya çıktı. Onlar da Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiler. Sonra onların sesi bastırıldı bir anlamda, parti genel başkanı yani Meral Akşener tarafından öyle olduğunu varsaymamız gerekiyor. Hatta bazıları görevden el çektirildiler vesaire. Demek ki Kılıçdaroğlu'yla ilgili bu şekilde bir kamuya açık itiraz yapılmasının iyi olmadığı düşünülüyordu İyi Parti tarafından vesaire. Bütün bu gelişmelerin sonucunda diyorsunuz ki bize işte Kılıçdaroğlu'nun ismini onaylama anlamında bir noter görevi verildi. Biz altılı masanın bir noter niteliği taşıdığını, bir onay merci olacağını düşünmedik hiçbir zaman vesaire diye bir açıklama yapıyorsunuz ve bunu şimdi yapıyorsunuz. Daha önce böyle bir şeyler, tartışmalar, çekişmeler var mı denildiğinde bunların hepsi inkar edildi. Hatta ikili görüşmeler yapıldı. Bizzat Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu bir araya gelip bir ikili görüşme yaptılar. En son altılı masanın bir araya gelip bu yukarıda okuduğum açıklamayı kendi imzalarıyla yayınladıkları günden bir gün önce beraber bir araya geldiler. Bunlar konuşulmadı mı? Yani Kılıçdaroğlu'nun adaylığı vesaire konuşulduysa ve konuşulmadığı gibi yansıtılıyorsa kamuoyuna, bu ayrı bir problem. Konuşulmadıysa daha da ayrı bir problem. Çünkü ne zaman konuşulacak ve nasıl konuşulacak? Demek ki burada kamuoyunun öğrenmek istediği bir takım şeffaflığa ihtiyaç duyulan hususlar var. Bunları bilmek durumundayız kamuoyunu oluşturan insanlar olarak. Keza şunu da insan sormadan edemiyor. Asıl sebep bunlar mı acaba? Yani Sayın Meral Akşener konuşmasında birkaç şey söyledi. Bunlardan en inandırıcılıktan yoksun olanını ben az önce belirttim. İmzamızın arkasındayız sözü. Çünkü bu imzanın kağıt üzerinde kaldığı artık açık bir biçimde ortaya çıkmış oldu. Ha, bir de şu ihtimal var tabii. Bir dönüş olur mu? Yani cuma günkü açıklamadan sonra, dünkü açıklamadan sonra yeniden altı masalı masayı yürütmek ve orada İyi Parti'nin varlığını devam ettirmesi ve buradan devam etmek mümkün olabilir mi diye. Bu olursa çok daha fazla şaşıracağız. Ve bunun bir ihtimal olarak akla gelmesi dahi çok bana sorarsanız acayip ters bir durum. Dolayısıyla kamuoyunu yanıltmanın üstüne bir yanıltma daha bindirilmiş olur ki bunun olabileceğine artık insan ihtimal vermek istemiyor. Ama tabii dediğim gibi Türkiye sürprizlere gebe, sürprizlere her zaman hazır olması gereken bir ülke. Meral Akşener başka şeyler de söyledi Kılıçdaroğlu'na bu son çıkışının gerekçesi olarak.
İyi Parti'nin kıskaca alındığını, İyi Parti'nin ölümle sıtma arasında bir tercih yapmak durumunda bırakıldığını ve İyi Parti'ye bu anlamda bir dayatma yapıldığını söyledi. Bunu da bu imzanın hemen ardından söylemesi enteresan. Bir de bu buradaki durum da pek anlaşılır gibi değil. Yani bunun mantığını kurmak da mümkün değil. O yüzden ben de hani anlatırken zaman zaman zorlanıyorum. Çünkü kıskaca alındı dediğiniz şey bir yıldır devam ediyor. Yani 6 siyasi partinin genel başkanları sürekli olarak toplanıyorsunuz ve bir takım Türkiye'nin geleceğini yeniden inşa etme iddiasıyla bazı metinler hazırlıyorsunuz. Ortak politikalar metni yayınlıyorsunuz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diye yeni bir sistem kuruyoruz iddiasıyla bir şey ortaya atıyorsunuz. Bir siyasi dönüşüm programı hedefliyorsunuz vesaire. Bütün bu metinler üzerinde mesai harcanıyor ve diyorsunuz ki bizi kıskaca aldılar. Bu ikisi birbiriyle bağdaşır şeyler değil. Bunu adaylık konusunda söylüyorsa Sayın Akşener, yani Kılıçdaroğlu aday olsun şeklinde bir dayatma var diye söylüyorsa, bu dayatma dediği şey de altılı masayı meydana getiren diğer 5 partinin genel başkanları anlaşılan bu konuda bir beraberlik oluşturmuşlar. İyi Parti buna itiraz ediyor. O zaman bu dayatma olarak adlandırılabilir mi? Onu da biraz sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Yani 6 kişi bir araya gelmiş, bir senedir çalışıyorsunuz ve diyorsunuz ki aday da çok önemli değil. Ama sonra diyorsunuz ki Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bize dayatıldı. Bizi ölümle sıtma arasında bir tercih yapmaya zorluyorlar. Burada ölüm ne, sıtma ne? Ölüm herhalde şimdiki durum. Çünkü bazı yorumlara göre bir tanesi Bekir Ağırdır'dan geldi. Diğeri Murat Sevinç'ten Diken'de yazmış değerli meslektaşım. İyi Parti'nin intiharı diye. Herhalde ölüm bu. Sıtma da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına evet demek mi? Böyle bir teşbih mi yapılmak isteniyor? Tabii tam bilemedim ama bu sözler de üzerinde durulmaya değer. Peki asıl soruya gelirsek, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı acaba İyi Parti açısından neden bir dayatma olarak görülüyor? Buna bir bakalım isterseniz. Yani çünkü asıl iplerin gerildiği noktadan koptuğu yer Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkması İyi Parti'nin. Peki Kılıçdaroğlu'nun adaylığında İyi Parti'yi rahatsız eden ne? Şimdi gene burada kamuya açıklananlar var, bir de açıklanmayanlar var tabii. Şimdi açıklanan şeye göre bir kazanacak aday lafı var. Epeydir dolaştırılıyor bu tedavülde olan bir laf. Cumhurbaşkanı adayı, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kazanacak aday olmalı. Pardon. Şimdi burada en doğru değerlendirmeyi kanımca en veciz bir biçimde Sırrı Süreyya Önder yaptı. Kazanacak aday zaten kendisi kazanır. Kazanacak adayı sizin aday yapmanız zaten mümkün değil. Yani gerekmez. Kazanacak aday kendisi aday olur ve kazanır. İşte bir tane kazanacak aday var. Eğer istiyorsanız o kazanacak adayı destekleyebilirsiniz. Kazanacak aday da Recep Tayyip Erdoğan. Hani kazanacak adayı arıyorsanız o tarafa yönelip destek verebilirsiniz. Yoksa muhalefetin adayı kazanacak aday olmalı. Yani şunu demek gerekir doğrusu. Muhalefetin adayını biz kazandıracağız demesi lazım. Yaklaşımın bu olması lazım. Yani kim aday olursa olsun bu adayın kazanacak aday değil, kazandırılacak aday olması gerekir. Doğrusu da budur. Yani kamuoyu nezdinde tabii belli bir desteği olması gerekir. Hiç desteği olmayan birisini çıkartıp da onun kazanması için uğraşmaya çalışmak tabii ki doğru değil. Ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığını eğer yeterince siyasi olarak desteklerseniz Kılıçdaroğlu'nun kazanmaması için tek sebep Kılıçdaroğlu'nu
tam desteklememek şeklinde olabilir. Bu konuda kazanacak aday lafıyla birlikte tabii önümüze sürülen, kamuoyunun önüne sürülen bir takım anketler söz konusuydu. Anketler bir eğilim gösterebilir ama anketler seçim sonucu olma değeri taşımazlar. Dolayısıyla bunun yani anketlerde Kılıçdaroğlu'ndan daha fazla oy alıyormuş. Kimler? İşte İmamoğlu veya Mansur Yavaş. Peki bu İmamoğlu ve Mansur Yavaş ki Meral Akşener'in açıklamalarında anlayamadığım hususlardan bir tanesi de onları göreve çağırıyorum diye onlardan adaylık beklentisini dile getirmesi. Bu sözü yönelttiği adresler yani iki kişi İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ikisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi. Yani Meral Akşener diyor ki siz kazanacak aday niteliğindesiniz. Anketler sizi öyle gösteriyor. Dolayısıyla gelin partinizin genel başkanına karşı siyasette yeni bir pozisyon alın. İstanbul Belediye Başkanlığı'nı veya Ankara Belediye Başkanlığı'nı bırakın. Cumhurbaşkanlığı için aday olun gibi bir çağrıda bulunuyor. Peki böyle bir çağrının siyasi olarak karşılık bulacağını düşünebiliyor mu? Belki de düşünebiliyor ama bu düşüncesinin arkasında nasıl bir muhakeme tarzı yatıyor bunu da anlamış değiliz kamuoyu olarak. Öyle zannediyorum çünkü baktığım pek çok yazı ve o yazılarda dile getiren görüşlerde en mantıksız hususlardan bir tanesi bu açıklamalarda İmamoğlu'na ve Yavaş'a yönelik olarak yapılmış olan bu çağrı. Bu çağrıyı nasıl yapabiliyor? Bir başka siyasi partinin genel başkanısınız ve bir aslında bir senedir beraber çalıştığınız hatta ortak teşriki mesainiz çok daha öncesine giden bir siyasi işbirliği epeydir sürdürdüğünüz bir siyasi partinin Türkiye'nin muhalefetteki en fazla seçmen desteğine sahip olan siyasi partinin genel başkanına karşı o siyasi partiye mensup iki büyükşehir belediye başkanının siyaset sahnesine bağımsız gibi atılmalarını ve Cumhurbaşkanı adaylığı ve üzerinden de Cumhurbaşkanı olmak için yarışmalarını bekliyorsunuz. Bunun gerisindeki mantığı anlamak mümkün değil. Benim açımdan da mümkün değil. Bunu nasıl isteyebiliyor veya ileri sürebiliyor? Gene anketler mi acaba? İşte nitekim onlar da kabul etmediler tabii ki öyle görünüyor. Anketler ve bir de biriktirilmiş yenilgiler gibi bir takım laflar var. Yani Kılıçdaroğlu bugüne kadar Erdoğan karşısında herhangi bir seçim başarısı olan birisi değil. Dolayısıyla bu kişiyle Cumhurbaşkanlığı yarışına katılmak ve bu seçimi kazanmaya çalışmak aslında bir tür tırnak içinde söz bana ait değil, Sayın Akşener'e ait bir tür kumar oynamak gibi oluyor. Çünkü altılı masanın noter masası olmadığını söylerken aynı zamanda buranın bir kumar masası niteliği de olmaması gerektiğini vurguladı. Yani iki tür benzetme noterler de bu arada tepki göstermiş. Biz önümüze gelen her şeyi onaylamıyoruz diye. O da enteresan. Yani öyle bir şey söylenmedi zaten. Eskiden beri vardır bu laf. Çankaya noteri vardı bir zamanlar. Yaşı tutanlar hatırlarlar. Merhum Süleyman Demirel ben Çankaya noteri olmayacağım gibi bir şey mi söylemişti ya da merhum Özal o zamanlardan kalma bir laf. Her neyse yani buradaki acaba ileri sürülen bu kazanacak aday işte şimdiye kadar hiç seçim kazanılmamış falan böyle şeylerin olması mıdır Kılıçdaroğlu'nun adaylığına gerçekten karşı çıkmanın sebebi yoksa Kılıçdaroğlu'na karşı çıkmanın gerçek sebebi başka hususlar mıdır? Yani demin sözünü ettim. İyi Parti'nin bazı yetkililerinden bir tanesi, bir İyi Parti yetkilisi
sonra görevden ayrıldı galiba diğerleri gibi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mezhebi aidiyetini, yani Alevi oluşunu, Alevi kökenli oluşunu gündeme getirdi. Dersimli oluşunu da gündeme getirerek muhtemelen böyle bir değerlendirmede bulunmuştu. Kamuoyunda bir ara bu dillendirildi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bir Alevi adayın seçmen tabanında gerekli desteği bulamayacağı vesaire diye. Acaba bu mudur? Yoksa Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'nin aslında çeşitli defalar açıklamalarıyla karşısına almış olduğu Halkların Demokratik Partisi seçmen tabanı tarafından ya da Halkların Demokratik Partisi'nin de içinde yer aldığı daha geniş bir ittifak olarak Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçmen tabanı arası tarafından desteklenecek bir aday olması ihtimali midir? Yani Kürt seçmen tabanından da Kılıçdaroğlu'nun oy alabilmesi zaman zaman Cumhur İttifakı sözcülerinin ileri sürdüğü gibi Halkların Demokratik Partisi'nin ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nın altılı masanın aslında gizli ortağı ya da masanın yedinci ayağı filan, öyle sözler söylendi değil mi? Olması şeklinde daha temel bir sebep midir? Yani kazanacak aday, anketler İmamoğlu'nu ve Yavaş'ı işaret ediyor. İşte siz hiç seçim kazanamadınız bugüne kadar. Bu son önümüzdeki seçim çok kritik. Bu seçimi de kaybetme riskini göze alamayız. Sizin yerinize anketlerde önde görülen bu kişileri gösterelim şeklindeki bir çıkış, böyle bir konuşma oldu mu olmadı diyorlar ama belli ki olmuş böyle şeyler ya da buna benzer bir takım değerlendirmeler. Her neyse, yani Kılıçdaroğlu'na karşı çıkışın asıl sebebi bu mu, yoksa Kürt seçmen tabanından ve sol sosyalist seçmen tabanından oy alabilecek bir kişi olması mı? Daha da önemlisi belki şu, Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun kazanacak aday olması mı? Yani gerçekten Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçmen tabanından da destek alabilecek bir adaydan bahsediyorsak, o zaman Kılıçdaroğlu'nun seçim kazanmasının önünde ne gibi bir engel olduğunu ben tam anlayabilmiş de değilim. Dolayısıyla niye kazanamayacak aday oluyor ya da kazanacak adaylar arasında mütalaa edilmiyor. Anketleri yeniden yapmak, yeniden gözden geçirmek de mümkün. Anketlerin ayrıca her zaman birebir reel durumu, sosyal gerçekliği, siyasi gerçekliği yansıttığını ileri sürmek de bana sorarsanız hiç doğru değil. Bunun hem metodolojik olarak hem teorik olarak hem de çeşitli sebeplerle uygulamalı olarak anketlerle realitenin birbirini tutmadığının çeşitli örnekleri var. Anketlere bakarak siyasi pozisyon tayin etmek de ayrıca bir facia. Onu da ayrıca kaydetmek gerekir. Şimdi burada demek ki temel sorun, iki temel sorun belirlenmiş oluyor. Birincisi, kamuoyunda siyasetçiler bize doğruları tam söylemiyorlar ve doğruların tamamını da söylemiyorlar. Ya doğruları eksik söylüyorlar, bütün doğruları söylemiyorlar ya da bazen doğruların tamamen hilafına işler yapıyorlar. Bir takım sözler söylüyorlar ama o sözlerin tamamen tersini yapıyorlar. İmza kağıt üzerinde kalıyor sürekli olarak. Sık sık böyle şeyler oluyor. İmzalar kağıt üzerinde kalıyor ve imzanın kağıt üzerinde kaldığına örnek teşkil eden bir takım siyasetçiler hala bir siyasi parti mensubu olarak siyaset sahnesinde varlıklarını sürdürüyorlar. Şimdi altılı masadan 5 siyasi parti kaldı. Bu 5 siyasi partinin içinde geçmişte örneğin başkanlık sistemini
bugünkü başkancı rejimi desteklemek durumunda olan, desteklemiş olan ve bu konuda seçim beyannamesi yayınlamış olan bir siyasi kişilik de var. Davutoğlu'ndan bahsediyorum. Şimdi Sayın Davutoğlu güçlendirilmiş parlamenter sistem destekçisi. Acaba Sayın Davutoğlu'nun bu yani 2015 seçimlerindeki pozisyonuyla bugünkü pozisyonu arasındaki değişimin nasıl gerçekleştiğini biz bilmiyoruz kamuoyu olarak. Ben herhangi bir açıklama duymadım ne Sayın Davutoğlu'nun kendisinden ne de Gelecek Partisi'nden veya o çevreye yakın birilerinden. Yani başkanlık sistemini savunduğumuz günden bugüne parlamenter sistemin güçlendirilmiş bir biçimde Türkiye'de yerleştirilmesini savunduğumuz bugüne biz nasıl geldik bilmiyoruz. Yani acaba bu bilgiyi bize sunmaları gerekmez mi kamuoyu olarak? Yani demezler mi geçmişte siz böyle bir projenin imzacısıydınız, şimdi başka bir projenin imzacısınız. Acaba hangi imza kağıt üzerinde, hangi imza gerçek imza? Bunu bilemiyoruz. Aslında daha ileri gittiğimiz zaman şöyle bir şey de düşünebiliriz. Meral Akşener'in bu şekildeki çıkışını belki de bir iyi gelişme olarak yorumlamak da mümkündür. Çünkü böyle bir radikal dönüş, yani ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaşmış bulunuyoruz dedikten sonra böyle bir anlaşmanın olmadığını 15-16 saat sonra açıklamak gerçekten çok ibret verici olmalıdır. Hani bir sene sonra değil, 2 ay sonra değil, 3 ay sonra değil, daha üzerinden 24 saat geçmeden hem imzamızın arkasındayız deyip hem de ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda anlaştık altına imza. Sonra hem imzamızın arkasındayız hem ortak anlayışta değiliz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını biz kabul etmedik şeklinde bir açıklama yapmak. Bu yeni bir durum yaratmış olmalı Türkiye siyasetinde. Bu yeni durumun işaretlerinden bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama. O açıklamada masa metaforu yerine sofra metaforu kullanıldı ve sofranın büyütülmesinden, genişletilmesinden bahsediliyor. Bu büyütme, genişletme yönü de işte Sol Parti Başkanlar Kurulu'ndan bir kişiyle görüştü Kılıçdaroğlu ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la görüştü. Bu Emek ve Özgürlük İttifakı'na doğru bir hamle olarak görülmeli. Ve burada aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne son derece önemli bir görev düşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar Türkiye siyasetinde sosyal demokrat kimlik sahibi olma iddiasına rağmen milliyetçi ve muhafazakar kesime açılarak siyasi bir başarı elde etme peşinde koştu ve bunun ne kadar beyhude bir arayış olduğunu da şimdi artık görmüş olabilirler ya da olmalıdırlar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi şimdi gerçekten Türkiye'de sola açılmanın kendisine neler kazandırabileceğini düşünebilir. Ve bir vakitler Bülent Ecevit'in o dönemin koşullarında 1973 ve 77 seçimlerinde yapmış olduğu gibi sola açılmak suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını %40'ların üzerine çıkarmayı deneyebilir. Bu açıdan da HDP ve bileşenleriyle Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri bir tarafta ve Cumhuriyet Halk Partisi diğer tarafta Türkiye'de solun demokratik bir siyasi varlık olarak gelecekteki büyüklüğünü gerçekten bugüne kadar görülmemiş bir ölçüde artırabilirler. Ama bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikle takkeyi önüne koyup
düşünmesi gerekir ki bugüne kadar milliyetçi muhafazakar kesimlerle yapılmış olan siyasi işbirliği aslında bu kayıpların temel sebebi olarak görülemez mi? Bunu anlayabildiği takdirde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hadiseden gerçekten Türkiye'nin, şimdi önümüzdeki hemen bu seçimler için söylemiyorum ama bu seçimlerden sonraki dönem asıl önemli olan, bu seçimlerden sonraki dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tavır değişikliğinin, sola açılımının Türkiye'de demokrasinin gelişmesi bakımından çok daha büyük önem taşıyacağını kaydetmek isterim. Bugüne kadar hep şunu savundum, bu sözünü ettiğim değerlendirme de o savunduklarımın üzerine bina edilmeli. Cumhuriyet Halk Partisi ile bir araya gelmiş olan bu 6 siyasi partinin, Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki 5 siyasi parti yani, bu altılı masanın, Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem olarak takdim ettiği projenin ve ortak politikalar metninin zaten Türkiye'nin temel sorunlarını çözmek bakımından yeterli olmadığını daha önce defalarca söylemiştim. Şimdi tekrar ediyorum ve HDP'yi ve Emek ve Özgürlük İttifakı'nı içine almayan bir politik program veya bir politik hareketin Türkiye'yi demokratikleştirme şansı yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bunu kısmen de olsa şimdi görmüş olduğunu ve bu görüşün yaygınlaşacağını, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hakim olacağını umuyorum. Hepinize iyi günler.